anlatacağım. Mustafa Karaçay Hoca'nın bizim de üzerimizde emeği büyük. Önceden bakan danışmanlığı da yapmış kendisi yüksek donanımlı bir hocamız. Onun notlarından kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Şimdi tabii ki bu trafik mühendisliği etütleri aslında den başlayalım. Bildiğiniz gibi bu sosyal ve ekonomik aktivitelerin gerçekleştirilmesi, işte yüksek yaşam standartlarının sağlanması için vazgeçilmez bir unsur olan karayolunu biliyoruz. Karayolunun da aynı zamanda beraberinde bazı sorunlarından bahsetmiştik. Bunlardan birincisi trafik kazalarıydı. Daha sonra trafik sıkışıklıkları, trafik tıkanıklıkları vardı değil mi? Gecikmeler, park sıkıntıları gibi ve kapasitenin aşılması ile ilgili kapasite sorunları gibi birçok darboğazla karşı karşıya kalmaktaydık. İşte bu problemlerin çözümü için yapılacak planlamalarda, tasarımlarda, mühendislik çalışmalarında ve denetim çalışmalarında bu problemi oluşturan nedenleri bilmek, büyüklüklerini saptamak önemli arkadaşlar. Trafik mühendisliği işte prensiplerinin uygulanabilmesi için arkadaşlar en önemli çalışma trafik etütlerinin yapılması gerekiyor arkadaşlar. Trafik mühendisliğinde biz bunlara neler diyoruz? Envanter etütleri, talep etütleri ve özellikle trafiğin değişim etütlerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada da trafik hacminden bahsedeceğiz. Trafik hacmi belirli bir kesimden belirli bir sürede geçen araç veya yaya sayısına biz trafik hacmi diyoruz. Trafik akımında önceki haftada herhalde bahsetmiştim. Q eşittir V çarpı D. Yani Q burada araç, saatte geçecek araç olarak hacmi belirtmekte. V taşıtların ortalama işletme hızını, D de yoğunluğunu bize söylüyor idi hatırlarsanız. Dolayısıyla trafik mühendisindeki trafik sayımları en önemli ölçme tekniği olmakta arkadaşlar. Belirli bir kesimdeki yol üzerinde hareket eden taşların sayımı için sınıflandırma yapılmakta. Biraz önce dediğim gibi trafik mühendisindeki trafik sayımları en önemli ölçme tekniğidir. Böylece talep ve kapasite oranlarını, hacim gibi, trafik akımı gibi parametreleri tespit edebilmekteyiz. Talep dediğimiz belirli bir zaman dilimi içinde yolun belirli bir kesiminden geçme isteği diyebiliriz. Dolayısıyla belirli bir zaman içerisinde işte yolun belirli bir kesiminden geçirebileceğimiz maksimum araç sayısına da biz ne diyoruz arkadaşlar? Kapasite. Eğer talep kapasiteyi geçiyorsa nedir? O zaman trafik sıkışıklığı ortaya çıkacaktır ve kuruklanmalar oluşacaktır. Toplanan trafik hacim verileri arkadaşlar ağır taşıtlı yayaların trafik hacmi üzerindeki etkilerini belirlemede, kritik akım zaman ilişkilerini ortaya koymada ve trafik hacim dokümanları hazırlamada kullanılmaktadır arkadaşlar. Trafik mühendisliğinde zaman dilimi olarak biz 15 dakikadan 1 yıla kadar değişik süreleri göz önüne alabilmekteyiz. Çünkü trafik talebi bir saatin her bir çeyreğinde, günün her bir saatinde, haftanın belirli günlerinde, yine yılın her bir ayında farklılık göstermekte, dinamik bir yapıya sahiptir. Yani trafik hacmi zaman içinde sürekli değişen nedir? Dinamik bir yapıdadır. Yine kent içi yollarla kent içi yollar farklı karakteristikler izlemekte. Özellikle kent içi yollarda yıllık ortalama günlük trafik dediğimiz YOGT'ler önemli bir göstergedir. Neydi yıllık ortalama günlük trafik arkadaşlar YOGT? Bir yoldan geçen işte yıllık toplam trafiğin 365'e bölünmesiyle elde ediliyordu bildiğiniz gibi. Kent içi yollarda ise durum daha farklı tabii. Kent içi yollarda ise peak saat dediğimiz zirve saatte bizim için önemli. Dolayısıyla
Kendisi yollarda bu zirve pik saatlerde, yani gün içerisinde trafiğin en yoğun olduğu saat veya saatlerde 15'er dakikalık dilimlerle trafik sayımları gerçekleştirilmekte. Buradaki en büyük bulunan rakam 4 ile çarpılarak zirve saat trafik hacimleri bulunmakta. Geçen dönem ulaşım dersi alan arkadaşlarımız bizden ulaşım dersi seçmeli ulaşım dersi alanlar bunu biliyorlar. Yine yani ortalama günlük trafik dediğimiz ise 24 saatlik trafik sayımlarının ortalaması olmakta arkadaşlar. Trafik hacimlerinin tabii ölçme yöntemleri bulunmakta. Trafik sayımları arkadaşlar elle ve otomatik olarak farklı şekillerde yapılabilmekte. Otomatik sayımlar sabit veya geçici cihazlar ile yapılabilirken, elle yapılan sayımlar bir veya daha fazla kişinin kavşaklarda veya kesişim yerlerindeki yollardaki gözlemleri ile yapılmakta. Bunun için işte her bir saat dilimini içine alacak ve her bir araç sınıfını içine alacak şekilde çeteleri tutuyoruz ve bu sayımları gerçekleştiriyoruz. Eskiden manuel sayımlar çok daha sık yapılırdı. Şimdi günümüzdeki teknolojinin gelişmesine bağlı olarak da otomatik sayımlar farklı farklı cihazlar ile yapılabilmekte arkadaşlar. Bugün hem de onları kısa kısa birlikte irdeleyeceğiz. Manuel sayım, otomatik sayım dedik. Manuel sayımlar taşların sınıflandırılması, dönüş hareketleri, seyir yönleri ve yay hareketlerini ölçmek için kullanılmakta. Otomatik sayımlar taşların saatlik hareketlik verilerini toplamada, günlük ve mevsimlik değişimlerini veya büyüme trendlerini belirlemede, yine yıllık trafik hacimlerini elde etmek için kullanılmakta. Artık günümüzde otomatik sayımlar yapılmakta. Esnek üst yapı ya da karayolu mühendisliğinden de bildiğiniz üzere arkadaşlar, trafik sayımlarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü değil mi, üst yapının, esnek üst yapının projelendirilmesinde de trafik hesabına ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz. O yüzden sayımlar çok sık yapılmakta. Ve Karayolları Genel Müdürlüğü ise bu sayımları sürekli olarak gerçekleştirmekte ve trafik sayım haritalarını her yıl düzenli bir şekilde bizlere sunmakta. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sayfasında trafik sayımlarına giderseniz şayet linkine giderseniz orada her bir bölgeye taranmıştır ve sayımlar gerçekleştirilmiştir. Ve örneğin biz eğer trafik sayımı ile ilgili elimizde bir çalışmamız yok ise buradan faydalanaraktan esnek üst yapıyı projelendirebilmekteyiz. Veyahut da tabii ki genelde bu kent içi yollar, ama kent içi yollara giriş noktalarında, artık karayollarından büyük şeylere, sınırlara geçiş noktalarından da faydalanabilmekteyiz o anlamda. Biraz önce dediğim gibi detaylı olarak trafik yıllık ortalama günlük trafik değerleri karayollarının trafik sayım haritalarında bize verilmiştir arkadaşlar. YOGT olarak, yani yıllık ortalama günlük trafik olarak her bir taşıt grubuna bağlı olaraktan her bir bölgeye taranmıştır. Sürekli olarak ölçümler yapılmaktadır. Sizler de karayolundan geçerken, belki üzerinden geçerken böyle siyah bir esnek malzemenin üzerinden geçersiniz. Onlar hep sayım cihazlarıdır. Burada da kısa çıksa göreceğiz. Gördüğünüz üzere burada devlet yollarında, otoyollarda, il yollarındaki trafik sayımları dediğim gibi araçların türlerine bağlı olarak da verilmiştir. Dinamik trafik hacim verileri var. Şimdi tabii ki biraz önce demiştim, otomatik sayımlar çok değişik cihazlar ile yapılabilmekte günümüzdeki teknolojinin gelişmesine bağlı olaraktan. Bu amaçta kaplamanın yüzeyine arkadaşlar yolun enine doğrultusuna yerleştirdiğimiz yüzey dedektörleri, yani bunlara pnömatik tüp diyoruz aslında, veya kaplamanın altına yerleştirilen, genellikle biz kaplamanın üstüne yerleştiririz. Kaplamanın altına yerleştirilen yüzey altı dedektörleri ile arkadaşlar bunlar ile trafik sayımları yapılabilmektedir.
Bu cihazların tabii ki arkadaşlar ilkel olanları geçen araçların sayısını vermekte. Gelişmiş olanları ise tabii ki şu anda gelişmiş olanlar daha çok yaygın. Araçları cinsine göre saptayabilmekte. Aynı zamanda da dingilliklerini belirleyebilmekte. Bunlar adına ne diyorduk? Ludometre çalışması adını veriyorduk. Ülkemizde gerek yüzey altına gerekse yüzeyin üzerine yerleştirilen pnömatik tüpleriyle otomatik sayımlar yapılmakta arkadaşlar. Bu cihazlar bir otomobil geçtiğinde ön ve arka tekerleklerini ile iki defa, üç akslı bir kamyon veya otobüs geçtiğinde üç defa, örneğin on akslı bir trailer geçtiğinde beş defa saymakta arkadaşlar. Dolayısıyla her bir geçişten veriler elde edilebilmekte. Otomatik sayım cihazının bulunmadığı yerlerde tercih edilir. Noktasal yerlerde çözülmesi gereken problemli kavşaklarda yapılabilir. Bir günden az sürelerde sayım için kullanılır. Manuel sayım arkadaşlar 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık aralıklarla yapılabilmektedir. Genellikle pazartesi sabahı pik saat trafiği yani zirve saat trafiği ve cuma günü de akşam pik saat trafiği analizlerde bizi yanıltabilir. Dikkate o yüzden alınmaz. Genellikle sayım günlerini salı, çarşamba ve perşembe olarak tercih ederiz biz. Pazartesi sabahleyin zirve saat, cuma günü de akşam yine zirve pik saat yaptığı için bizi yanıltabileceği düşünülerek de salı, çarşamba ve perşembe günlerini tercih edebiliriz. Sayım süresinden bahsetmiştik biraz önce de. Sayım süresi 5 dakika ile biraz önce söylediğim gibi 1 yıl arasında değişebilir. Tipik sayım süresi şehir içinde, kent içinde 15 dakikadır. Ancak pik saat periyotlarda 2 saat, yani sabah ve öğle pik periyotlarında 4 saat, sabah öğle akşam pik periyotlarında 6 saat, yani günlük periyot için 12 saatin yeterli olacağını söyleyebiliriz. Yani 2 saatlik bir sayım yapacak isek 8 tane 15 dakikalık sayım gerçekleştirmemiz gerekecektir arkadaşlar. El ile yapılan sayımlarda. Manuel sayımlardaki kişi sayısı tabii ki projenin büyüklüğüne göre değişmekte. Yani çünkü kendisi yollarda trafik sayımları yolun sınıfına göre değişiklik göstermekte. Ana yollar var çünkü ana arterler. Yani bunlara biz ne diyoruz? Çevre yolları, ana arterler diyoruz. Tali yollar var yani. Yine sayım tipine göre kavşak sayımları olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla yaya yollarında sayımları yapabiliriz. Proje büyüklüğüne bağlı çünkü. Örneğin kavşaklarda her bir kavşak kolunda bir kişi görev alabilir. Trafik hacmi az olan kollarda diğer koldaki görevli de yeterli olabilir. Düz kesimlerde iki kişi olabilir. Biri taşıt sınıflamasını, diğeri de hacim sayısını yapar. Görevliler yorgunluk etkisinden kurtulması için her iki saatte bir 10-15 dakika dinlendirilmesi gerekmekte. Tabii ki sayım görevlerinde konumu önemli. Görüşe engel olmayan kesimleri tercih etmeli. Net görüş olmalı. Diğer sayımlar ile göz teması yapacak şekilde konumlanmalı. Yine sayım yapılacak alanda görüşe engel bir durum yok ise sayımcı araç içinde de bunu gerçekleştirebilir. Tabii ki hem trafik güvenliğini hem de kendi güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek net görüş açısına sahip yerler seçilmeli. Biz de bundan önceki yani zaman aralıklarında böyle kavşaklarda veya işte çalışmalarında sayımlar gerçekleştirmiştik önceki yıllarda. İşte tramvaydaki yolcu sayımları, tramvaylardaki dolu oranları, minibüsler, yayalar, işte kavşaklar gibi ve buradaki elde ettiğimiz analizler ile bazı önemli trafik etütleri yapılmıştı. Şimdi işte mesela tabii daha pratik yapılabilmekte. Bu sayım cihazı kullanmaktan örneğin bir
yol çalışması yapmadan önce, yeni bir yolu iyileştirmeden önce trafik sayımlarını gerçekleştirmekteyiz. Oradaki verilere göre de üst yarı projelendirmekteyiz. Her sayfanın başına tarih ve saat yazılmalı. Sayfalar karışmayacak şekilde numaralandırılmalı arkadaşlar. Yine önceden hazırlanmış form üzerine geçen taşları işleme, mekanik sayaçlarla sayım ve elektronik sayaçlarla sayım yapılabilmekte. Önceden hazırlanmış formlar üzerinde formları önceden hazırlıyoruz, çeteleri hazırlıyoruz, taşların cinslerini oraya belirliyoruz. Bildiğiniz çetelerde çentik ataraktan sayıları gerçekleştirebilmekteyiz. Önemli olan burada sizin görüş açınızın net olabilmesi ve yayalarla ilgili bir çalışma yapıyorsanız işte yayaları görebileceğiniz net yerler olmalı. Taşları sayıyorsanız taşta net bir görüş açısıyla görebilmeniz gerekmekte. Mekanik sayışlar tipik bir zikir mahdiye benzer butonları bulunmakta. Butonlara dokunmaktan her bir yerindeki araçlar sayılabilmekte. Aynı zamanda yayalar, bisikletler ve içinde bu çalışmalar yapılabilmekte. Bunlar ise yeni elektronik olanlar. Mekanik sayaçların elektronik versiyonu oluyor bunlar. Bunlar daha kolay kullanılması ve bilgisayara veri aktarabilmesi nedeniyle ve saatlere entegrasyon nedeniyle daha yaygın kullanılabilmekte manuel sayımlarda. Burada ise artık otomatik sayımlara geçtik. Biraz önce de söylemiştim. Neydi? İşte birçok yöntem var demiştim otomatik sayım ile ilgili. Taş üzerinden geçerken ağırlığını ölçmekte ve taşın sınıflandırmasını yapmakta. Bir tip aslında nedir? Lodometre çalışması. Çalışma prensibi iki plaka arasına bir PET yani yük hücresi koyularaktan deformasyonu, bunun meydana getirmiş olduğu deformasyona bağlı olarak da ağırlığı ölçülebilmekte bu sistemde. Eğilme plakası ile sayım. Yine piezo elektrik sensörü ile bir taş sayımı ve lodometre çalışmasını görmekteyiz arkadaşlar. Dingil ağırlığı ile sensörde oluşan basınç ile voltaj değişiminden faydalanaraktan taş ağırlığını ölçmekte bu sistem. Ve veriler toplanaraktan yine analiz edilebilmekte arkadaşlar. Tabii ki bizim diğer yöntemler var. İşte diğer yöntemlerden kastımız da yine radarlar, manyetik, fotoelektrik, ultrasonik veya infrared teknolojisi ile trafik sayımları yapılabilmekte. Dedik ki otomatik sayımlar. Otomatik sayımlar artık günümüzde çok yaygın olarak kullanılmakta. Biraz önce dediğim gibi ülkemizde daha çok yüzey altına veya yüzey üstüne yerleştirilen pnömatik tüpleriyle sayımlar yapıldığını söylemiştim. Fazla sayıda veri toplamaya olanak vermekte. Genellikle 1 saatlik aralıklarla 24 saat veri toplayabilmekteyiz bu sistemde. Ve doğru veriyi doğru bir şekilde alabilmekteyiz. Yani insan hatası oldukça az. Sayımları ister haftalık, aylık veya yıllık yapabilmektesiniz bunda bu sistemde. Otomatik sayım yöntemlerinden mesela seyyar otomatik sayaçlar görülmekte burada. Seyyar otomatik sayaç pnömatik tüp üzerinden araç geçtiğinde otomatik sayaç numarası ilerler. Genellikle 24 saatlik sayımlar kullanılır arkadaşlar. Sabit sayıcılar var. Yıl boyunca aynı yerde konumlandırılaraktan veri toplanmakta. Bu sistemde toplanan veriler hacim değişimi ve trafik hacmi tahminlerinde kullanılabilmekte. Otomatik sayımların avantajları arkadaşlar bir kere son derece
ucuz olması, ekonomik olması, sürekli sayım yapabilmesi olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Dezavantajı ise özellikle kavşaklardan, kavşakta çıkan ve kavşağa giren araç sayılarını belirleyememekteyiz. Yani kavşaklarda çok uygun sonuçlar vermiyor. Yine dedektörler ağır bas trafiğinden ve çevre şartlarından çok etkilenebilmekte, bozulma riski taşımakta, bakım yapmanız gerekiyor. Sağlıklı olarak, sayımların sağlıklı olarak yapamaması halinde güvenilirliğini tabii ki yitirir. Ama tabii ki son yıllarda otomatik sayım cihazlarında da çok önemli gelişmeler olmuştur. Bu cihazlarıyla arkadaşlar araçların hızını tespit edebilmekteyiz. Cinsini ve sayısını tam olarak istediğimiz zaman aralığında bulabilmekteyiz. Hatta ultrasonik cihazlar ile kavşağa giren ve çıkan araçları da sayabilmekteyiz şu günümüzde. Yine eskiden video kameraya kaydedilen görüntüler izlenerekten trafik hacimleri belirlenmekteydi. Kayıt esnasındaki zaman göstergesi sayım aralıklarını belirlemekte kullanılmaktaydı. Yani bundan işte 20-25 yıl, 30 yıl önceki çalışmalarda manuel ve buna bağlı video kamera sistemleriyle kavşaklar veya işte özellikle gecikme hesaplarının hesaplanmasında, etütlerin yapılmasında kavşaklara yerleştirilen kameralarla görüntüler alınıp onlar sayılıyordu. Şimdi işte yani günümüzde ise biraz önce dediğim gibi cihazdan yani özellikle pnömatik tüpler çok yaygın kullanmakta ülkemizde demiştim. Bu cihazdan bir otomobil geçtiğinde ön ve arka tekerlekler arkadaşlar ile iki defa değmekte. Üç akslı bir kamyon veya bir otobüs geçtiğinde üç defa değiyor. On akslı bir trailer, tır geçtiğinde beş defa saymakta. Yani bir otomobil, bir otobüs, bir kamyon ve bir trailer geçtiğinde ne yapacaktır arkadaşlar? Toplam otomobilden iki, efendim otobüsten, kamyondan üçer adet ve trailerden on adet olmak üzere 18 geçiş elde etmekte. Dolayısıyla net bir şekilde sayabilmekte bu durumda. Tabii ki artık günümüzde demiştim kent içi yollarda özellikle karayolları genel müdürlüğü trafik sayımları için istasyonlar oluşturmuştur. Sürekli sayım istasyonları oluşturmuştur. Sürekli sayım istasyonları ile arkadaşlar devlet yollarındaki tüm trafik hacmi sayılabilmektedir arkadaşlar. Başka da yani aslında tabii ki söyleyeceğim şey çok ama herhalde anlaşıldı mevzu. Bugünkü konumuzdu. Ne yaptık? Etütlere ayırdık arkadaşlar. Trafik hacim etütlerini nasıl yapılacağıyla ilgili özellikle trafik sayımlarını nasıl yapılacağını kısa kısa öğrenmiş olduk. Ve hacimlerin belirlenmesinde izleyeceğimiz yöntemleri öğrenmiş olduk arkadaşlar. Soru soran arkadaşlarımız var mı? Yani biz bunları yaparak da neleri görüyoruz? Yani özellikle yani sayımlar yaparak da trafik hacminin trendlerini belirliyoruz arkadaşlar. Yolu kullananlara ve işletme giderlerini azaltmak için, ekonomik analizler yapabilmek için bu etütlerden faydalanabiliyoruz. Talep nedir? Yani mevcut yoldaki talep nedir? Buna bağlı yolumuz hangi hizmet düzeyinde çalışıyor? Yine ulaşımdan arkadaşlarımız biliyorlar. 6 tane hizmet düzeyinden bahsetmiştik. A, B, C, D ve E olmak üzere. Değil mi arkadaşlar? Ve F olmak üzere. E hizmet düzeyi yolumuzun kapasitesini veriyordu. F hizmet düzeyi ise kapasiteyi aştığını, gecikmelerin olduğunu bize bildiriyordu. Dolayısıyla yani talep ve kapasite oranlarını belirleyebilmekteyiz. Ulaşımdaki anındaki yolları sınıflandırmamıza bizim yine yardımcı olabilmekte bu sayımlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu ulaşım sistemlerini geliştirebilmekteyiz.
bakım onarım ve faaliyetlerini planlayabilmekteyiz yine arkadaşlar. Dolayısıyla yıllık ortalama günlük trafik değeri veya işte trafik sayımları ile mevcut trafik akımını değerlendirebilmekteyiz. Trafik talebini ölçebilmekteyiz arkadaşlar. Ulaşım yapılarını planlayabilmekteyiz ve bunları tasarlayabilmekteyiz. Yani artık günümüzde tüm ülkelerde bu sayımlar yapılmakta. Ülkemizde de modern ülkeler seviyesine gelmişizdir. Karayolları Genel Müdürlüğü ülkemizin her noktasını tek tek taramıştır. Var mı arkadaşlar sorusu olan, anlaşılmayan bir yer var mı? Önümüzdeki hafta gecikmelerden bahsederiz arkadaşlar. Hız seyir süresi gecikmelerden bahsederiz. Ondan sonra yine otopark etütlerinden bahsederiz. Bayram haftasında dersimiz yok. Bayramdan sonraki haftamızda yine kavşaklar var. Trafik sinyalizasyonu ve akıllı ulaşım sistemlerini de görüp dönemi tamamlayacağız inşallah. Bayramdan sonra 3 haftamız kalıyor. Orada da son 3 haftada kavşaklar, trafik sinyalizasyonu ve akıllı ulaşım sistemlerini irdeleyip dönemi tamamlayacağız inşallah. Çok da sizi yormadan, yıpratmadan dönemi inşallah tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta hız seyir süresi, gecikmeler ve otopark etütlerinden bahsederiz. Soru soran arkadaşımız yoksa dersimizi burada tamamlayalım.